artık Türkiye işte müttefik, stratejik ortak falan değil. Artık Türkiye stratejik düşman. Türkiye ile Amerika arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Amerika ilk defa Türk bakanlara yaptırım uyguladı. İpler kopma noktasına geldi. Peki ilişkiler neden bu kadar gerildi? Rahip Brunson'un serbest bırakılması çerçevesinde değerlendirsek biraz kısır kalır. Uzmanlar Türkiye'nin Atlantik İttifakı'ndan Avrasya'ya yöneldiğine dikkat çekiyor. Şu anda önünde 3 tane önemli ciddi sorun var. Bunlardan birisi Çin'in durdurulması. İkincisi İran'ın çökertilmesi. Üçüncüsü de bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almanın engellenmesi. Esas itibariyle bu bizim Amerika ile aramızdaki mesele Türkiye'nin çıkarlarının Avrasya'da olması, Amerika'nın da bunu çok iyi bir şekilde görmesi ve Türkiye'yi Avrasya'dan koparmak üzere yaptığı operasyonlardır. Ankara'nın Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e katılma hedefi de krizin unsurları arasında. Bir iç artı Türkiye olsun dedi. Erdoğan Şio örgütünün yani Türkiye'nin Şio'ya üyeliği konusunu imali de olsa gündeme getirdi. Dış politikada Ankara-Washington hattındaki gerginlik bunlarla sınırlı değil. Kıbrıs, sözde Ermeni soykırımı konuları da iki ülke ilişkilerindeki gerginliği tırmandırdı. Kıbrıs'tan çıkacaksınız siz. Çözümden anladığı şey bu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'tan çıkmalı. Zaten bu konuşmayı tam ayrıntılarıyla yaptığınız zaman iş oraya geliyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmesi de Amerika'nın eline koz verdi. Peki Türkiye Amerika'nın yaptırımına karşı hangi adımları atmalı? Sonuç bence açıktır. Mütekabiliyet bellidir. İçişleri Bakanlığı karşılığı hangisini duruyor bulacaklar bilmiyorum. Dediğim gibi ana yurt güvenlik bakanı olabilir. Uzmanlar üstlerinde Amerikan savaş uçaklarına kapatılması gerektiğini vurguluyor. Yaptırım yapacaksak burada çok kolay. Elimizde bizim de kozlarımız var. İşte Kürecik radar istasyonu var. İncirlik üssü var. Oradan zaten orası bir terör üssü. Orta Doğu'yu tamamen terörize ettiği ana merkez. Bir kere ABD'nin Türkiye'deki askeri ve siyasi faaliyetlerine bir denetim, sıkı bir denetim getirilebilir. Türkiye'nin Suriye, Mısır gibi ülkelerle de yeniden ilişki kurması da Amerika'nın bölgedeki planlarını engelleme açısından oldukça kritik. Suriye hükümetiyle uzlaşma konusunda bir heyet gönderseler ve uzlaşsalar çok güzel bir cevap olur buna. Mısır'la ilişkileri toparlasalar harika bir cevap olur. Rusya'yla, İran'la, Irak'la, Orta Doğu ülkeleriyle birlikte hareket edecek, hatta Çin'le birlikte hareket edebilecek ortamları derinleştirmek lazım. Akademisyenlere göre Amerika ile yapılan suçluların iade anlaşması da Türkiye'nin önemli bir kozu. Bizim Amerika ile suçluların iadesi anlaşmamız var. 1980 yılında. Evet, yani başarılı da bir anlaşma. Çünkü Amerika kolay kolay başka devletlerle o tür anlaşmalar imzalamamıştı. Bu anlaşma çerçevesine sokulabilirdi bu Brunson meselesi. Hukuka uygun olmasına dikkat edilir. Yasal prosedürlerin tüketilmesi istenir.